أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Şimdi geçen hafta namazı yanlış kılanların günahına kadar çok konuştuk. Cemaattan bir hoca dedi, hani çok korkuttun bizi namazdan dedi. Şimdi ben ne söz verdim? Dedim ki o zaman öteki haftada namaz kılmanın faziletini konuşacağız. Yani bir kişi namazı terk etmesinin ne derece vebali olduğunu, namaz kılmamızın ne için lazım olduğunu konuşacağız bugün. Yani namaz olmazsa olmaz. Ben Bulgaristan'da mesela hele bizim Silistra bölgesinde en çok içimi yakan şey camilerin boşalmaya başlaması. Şimdi biz Kırcalıyız değil mi ha? Bütün burada bölgede millet ne diyordu? Bunlar Kırcalı, çok dindar bunlar diyordu eskiden. Gelip de görmesinler bizim camileri. Ah, bitti Kırcalıların işi diyor biri. Şimdi yerli camilerine gittim. Acık kıskandırayım sizi. 20 kişi cemaat buldum Gornisa'da ya. Ah, hepsi de genç. O yüzden şimdi biraz kıskanmak lazım. Allah Teala diyor ki hayırda yarışın. Bak hayırda yarışın. Şimdi biz ne için yarışıyoruz? Mal mülk için. O felancanın düğününü bu kadara çok güzel yaptı. Ben daha güzel yapacağım. O bana düğünümde 5 altın taktı. Ben de kamerayla çakmışım onu. 10 sene sonra ben de 5 altın takacağım. Biz bununla yarışıyoruz. Halbuki bizim bununla yarışmamız abes. Biz hayırda yarışmamız lazım. İyilikte yarışmamız lazım. Biz böyle kurtulacağız. Ve dediğim gibi bugün namazın ehemmiyetini, namazın önemini konuşacağız. İlk önce tabii namazın doğru olması için ne lazım? Vakit. Şimdi insanlara en çok ağır gelen şey bu namazın vakitlerini korumak. Şimdi düşünün, yazı kışı o sabah namazı çok erken olabiliyor, geç olabiliyor değil mi? Yaz kış değişiyor. Günler uzadıkça sabah namazı çok erken kılınıyor ama günler kısaldıkça daha geç kılıyoruz sabah namazını. Şimdi düşünün, sabah namazı var. Sabah kalkıyorsunuz. Yani Allah Teala'ya bütün vaktinizi ayırmış oluyorsunuz. Sabah o güzel tatlı uykudan uyanıp o abdesti alıp sabah namazda duruyorsunuz. Öğlen vakti geldiği zaman işinizi gücünüzü bırakıyorsunuz, öğle namazına duruyorsunuz. İkindi vakti geldiği zaman genellikle insan mesela çok sıcaklarda öğle vaktinden sonra hoş geldin. Öğle vaktinden sonra biraz yatıp uyur. Hoş bulduk. Öğle vaktinden sonra biraz yatıp uyur değil mi o sıcaklarda? Ha, o uykuyu da bölüp namaza kalkıyoruz. İşin, ticaretin en yoğun olduğu vakit ikindi vakti ticareti bırakıp namaza duruyoruz. Akşam vakti işten toplanmışık, gücümüz bitmiş, takatsız kalmışık, hemen abdest alıp akşamı kılıyoruz. Hele bir de yatsı namazı var. O yani yaz günleri bizim burada 11'e kadar çıkıyor. Ha, biz teravihten yaz günü toplanırken 12.30 bir şey oluyordu. Ha, o vakte kadar Allah Teala'nın huzurunu bekliyoruz. Yani Allah Teala biz namazımızı kılalım da onun huzuruna çıkabilelim diye bekliyoruz. Müslümanın düşüncesi bu. 5 vakit namaz. Bu namazda oynama olmaz. 5 vakittir. Şimdi bir gün birileri Türkiye'de eskiden Osmanlı zamanında Karadeniz bölgesinde yahu demişler bu yatsı çok geç oluyor demişler. Gidelim de Şeyhul İslam'a İndirsin bize, indirim yapsın. Kendi kafasına göre Müftü Şeyhülislam indirebilir mi o namazı? Yani erken vakte alsın demişler yatsıyı. Neyse bunlar cümbür cemaat gitmişler. Şeyhülislam bir duymuş bunların arzusunu. Siz demiş Allah'ın diniyle mi oynuyorsunuz? Emrediyorum gece teheccüde de kalkın. 6. vakit namaza da kalkın demiş. Kalkmazsanız askerlerle basacağız demiş. Onlar da garibanlar dönüyorlar, köydekiler soruyorlar. İndirttirdiniz mi, indirttirdiniz mi? Pindirttirdik, pindirttirdik demişler. Yani Allah Teala her Müslümana 5 vakit namazı emretmiş. Biz bu vakitlerimizi bölüp de Allah Teala için ayırırsak o zaman aslında hayırlı bir iş yapıyoruz. Adem Aleyhisselam'dan beri Allah Teala her peygambere verdiği şeriatta namaz vardı. Ta Adem Aleyhisselam'dan beri Allah Teala aslında namazı hep emretmiş Müslümanlara. Hepsinin kıldığı bir araya toplanarak bize farz edildi. Hatta enteresan bir şey söyleyelim. Bakın bu namaz 5 vakit
Bu Allah Teala'nın merhametinden dolayı bize 5 vakit ve peygamberimizin hürmetine 5 vakit. Zira Miraç gecesinde peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıktığı zaman Allah Teala ilk önce 50 vakit namaz emretmiş. Şimdi düşünün 5 vakti kılamıyoruz. 50 vakti nerede ayıracaksın vakitte kılacaksın onu? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tan dönerken Musa peygamberle karşılaşmış. Musa aleyhisselamın ümmetine aslında 50 vakit emredilmiş eskiden. Ve onun ümmeti onu kaldıramamış. Daha sonra 3 vakte düşüyordu onun ümmetine. Neyse Musa aleyhisselam görmüş peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta inerken. Ey Muhammed demiş sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala sana ne verdi? İşte bana Amener Resulü ayet-i kerimelerini verdi. Bakara suresinin son ayetlerini. Benim ümmetime 50 vakit namazı emretti. Ve bir kişi küçük günah işlese de büyük günah işlese de affedileceğini, bir günah, bir sevaba 10 sevap yazacağını Allah Teala bildirdi demiş. Bu Miraç'ta bizim ümmete verilmiş. Bak ne büyük nimet. Yani bir kişi bir günah işlerse bir günah alırken bir sevap işleyince 10 sevap yazıyor Allah Teala. Neyse Muhammed Aleyhisselam deyince Allah Teala bana 50 vakit namaz verdi. Musa peygamber demiş ki ya Muhammed senin ümmetin onu yapamaz demiş. Git Allah Teala'yı bildir, müracaat et. Allah Teala onu indirsin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem istemiş Rabbinden, ya Rabbi demiş namazı indir benim ümmetim yapamaz filan. Neyse Allah Teala 45'e indirmiş. Gelirken gene Musa aleyhisselamla karşılaşmış. Ne oldu? İşte Allah Teala 45 vakit. Ya Muhammed ümmetin yapamaz. Yeniden 40, 35, 30, 5, 5, 5, 5 düşmüş. Bitkide 5 vakte düşmüş. Ama Allah Teala demiş kim bu 5 vakti kılırsa ben onu 50 vakti kılmış gibi sevap vereceğim. Bakın fazilete bakın. Muhammed Aleyhisselam inirken gene Musa Aleyhisselam'la karşılaşmış. Musa Aleyhisselam gene demesin ya Muhammed senin ümmetin onu da kılmayacak. Bilmiş aslında. Maalesef. Yani ya Muhammed senin ümmetin onu da kılmayacak demiş. Ha. Ama peygamberimiz tabii demiş ben artık haya ederim Rabbimden indirmesini demiş. Hani utanırım artık istemeye indirim. Allah Teala 50'den 5'e indirdi. Hatta fazilet verdi. O 5'i kılana 50 kılmış gibi de sevap verecek. Utandım artık demiş. Muhammed Aleyhisselam'ı üzmememiz lazım. Çünkü o bize şefaat etmesi için bekliyor. Söz vermiş. Ben ümmetimin cennete girdiğini görmedikçe bir şey istemiyorum Rabbimden demiş. O yüzden namazlarımıza dikkat etmemiz lazım. Şimdi ama tabii ölüm gelmeden önce bizim bunları düşünmemiz lazım. Şimdi adamın boğazına bıçak dayanmış artık gitti gidecek öteki tarafa. Vay benim namazım vardı, niyazım vardı, tövbe ettim, öyle ettim, böyle ettim. Kurtarır mı adamı? Bir gün biri gelmiş terziymiş. Karşıdakisi demiş ki o terziye, pardon terzi olan demiş ki karşıdaki evliya zata. Demiş ölüm anında Allah Teala tövbeyi kabul edermiş. Ben ölüm anında tövbe etsem olur mu demiş. Hani namaz kılmayayım, oruç tutmayayım, yaşayayım istediğim gibi. Ama ölümü gördüğüm zaman, Azrail Aleyhisselam'ı gördüğüm zaman tövbe ya Rabbi diyeyim demiş. Olur mu demiş. O evliya zat sormuş ona sen ne işle meşgulsün? Ben demiş terziyim demiş. Dikişçi. Demiş terzilikte en kolay şey ne? Bir kumaşı alıp makasla böyle geçirmek demiş. Ondan kolay iş yok. Değil mi? En kolay iş o. Makasla bir kumaşı geçirmek, kesmek. Neyse bunu deyince o evliya zat da sormuş ona. Söyle bana demiş bu en kolay işi. Artık kaç sene yaptıysan bu iş işte 80 sene 50 sene. Sen demiş ölüm anında bunu yapabilir misin? Yapamam demiş. E sen demiş 80 sene 50 sene tövbeyi ağzına almamışsın. Ölüm anında nasıl alacaksın o tövbeyi demiş. Ha. O yüzden namazlarımızı daha şimdiden halletmeye bakmamız lazım. Aa, şunu da müjdeleyelim. Şunu da müjdeleyeyim. Bir kişi niyeti koysa Allah rızası için namazlarını başlasa ödeme ucundan ucunda. Ölüm gelse Allah Teala onun niyetinden dolayı affedecek mi? Affedecek. O çünkü niyetine koymuş bak. Önceden ölüm gelmeden önce. Yoksa Temel'in meselesi gibi olmasın. Temel bir görmüş Azrail Aleyhisselam'ı. Dur demiş çocuk numarası, bebek numarası yapayım demiş.
inga inga diye sesler çıkarmaya başlamış. Azrail Aleyhisselam da demiş ki atta atta gideceğiz demiş. Hani bu ölüm numaraları yaramayacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabelerine otururken buyurmuş ki birinizin evinin önünde nehir aksa ve bu nehirde her gün 5 kere yıkansanız kir kalır mısınız demiş. Sahabeler hayır ya Resulullah demiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki işte 5 vakit namaz kılanların da böyle günahları affolunur. Bakın bir müjde. Allah Teala namaz kıl günahlarını affedin diyor. Hatta abdeste bile öyle müjde var. Mesela hadis-i şerifte diyor ki bir kişi ellerini yıkarken elleriyle yaptığı günahlar o suyun akmasıyla beraber düşer. Yüzünü yıkarken işte ağzını yıkarken burnunu yıkarken o su aktıkça ağzından aynı zamanda günahlarını da akıtıyor, temizliyor. Ayaklarını yıkarken ayaklarıyla yaptığı günahları temizliyor. Diyeceğiniz hoca ayaklarla ne günah yapam? Harama giderken ayağı kullanmıyor muyuz? Çalan el dil mi? Harama bakan göz dil mi? Haramı tadan dil dil mi? Haramı dinleyen kulak dil mi? Her yer. Ve abdest alırken hepsini günahlarını temizliyoruz. Namaza durduğumuz zaman da hatta daha enteresanı söyleyeyim. Biz namazda mağfiret Allah Teala'dan af diliyoruz. En sonda Rabbena gfirli diyoruz ya. Allah'ım beni bağışla demek. Rabbim beni bağışla. Sadece kendimize de değil. Veli valideyi anamı babamı da bağışla diyoruz. Velil müminine müminleri de bağışla diyoruz. Namaza durduğumuz zaman mesela biz Fatiha suresini okurken Allah Teala'yı tenzih ediyoruz. Ona övgüler sunuyoruz. Dua ediyoruz bizi doğru yola iletsin. Gadaba uğramışların yollarına değil diye dua ediyoruz mesela. Sapmışların yoluna değil diye dua ediyoruz mesela. Bunlar hepsi namazda oluyor. Ondan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, şimdi bu ağır bir hadis-i şerif ama bizim bak aklımızı kullanmamız lazım. Şimdi akıl çok önemli aslında. Bir gün İmam-ı Azam Hazretleri sokakta giderken karşısında bir boynuzlu hayvan ona doğru koşuyormuş. O da kenarı çekilmiş. Ya imam demişler, neden kenarı çekildin? Tutabilirdin hayvanı demiş orada biri. Onun demiş boynuzu var, benim aklım var demiş. Şimdi biz mukayese etmemiz lazım. Bilmemiz lazım bizim aciz bir kul olduğumuz. Bizim ibadete ihtiyacımızın olduğunuz. Allah Teala'nın ibadete ihtiyacı yok. Ben bunu geçen de dedim. Tekrar diyorum. Allah Teala bu ibadetleri bizim için vermiş. Musa Aleyhisselam'ın kıssasını anlatmıştım ya. Musa Aleyhisselam bir gün Tur-i Sina'dayken Allah Teala demiş ya Musa benim için ne yaptın? Namaz kıldım, oruç tuttum, işte zekat verdim, sadaka verdim vesaire, zikir yaptım. Allah Teala hepsi senin için demiş. Hani yaptığın ibadetlerle sen cennete gireceksin. Sen arşın altında gölgeleneceksin. Bunların bütün ibadetlerin hepsi senin için. Benim için ne yaptın demiş. Musa Aleyhisselam düşünmüş. Ne yaptım ben hani? Benim dostlarımı sev, sevmediklerimi sevme demiş. Benim rızamın olduğu şeye yapış, rızamın olmadığı şeye yapışma. Namaz, namaz, namaz. Namaz olmazsa olmaz bir Müslüman için. Sıfatıdır. Dediğim gibi ağır bir hadis-i şerif ama bunu bilmemiz lazım. Ne diyor? Müminle kafiri ayıran namazdır. Yani bu ne demek? Müslüman denince insanın aklına en önce ne geliyor? Namaz geliyor. Değil mi? Bir kişinin yatıp kalktığını görürseniz mesela secde yaptığını, rükû yaptığını diyebilir misiniz bu Yahudi veya bu Hristiyan veya bu Mecusi? Diyebilir misiniz öyle bir şey? Değil mi? Hemen Müslüman diyeceğiz. Ama sokakta birini görürsek bilemeyiz ne olduğunu. Doğru mu? Doğru. Mesela oruç tutar biri. Hristiyanlarda da oruç var. Yahudilerde de oruç var. Yani her millet her din orucunu tutabilir. Ama namaz öyle bir ibadet ki diğer milletlerde yok bu. Sadece Müslümanlarda var. Belli vakitlerde. O yüzden namaz Müslümanın kimliği aslında. Değil mi şimdi biz polis durdurduğu zaman ne soruyor? Ehliyet var mı? Veya kimlik var mı? Kimliği veriyoruz.
Müslümanın kimliği namaz aslında. Bir gün biri sormuş işte, yahu demiş, ben demiş bütün millete hayrım dokunmuş. Ama Müslüman dilim mesela, cennete girebileceğim mi demiş. Sen demiş mesela çok ünlü birisin demiş. Büyük ünlü bir şarkıcı veya aktör, kim olursan. Ve sınırdan geçerken sen çok ünlüsün diye senin kimliğine bakmadan seni salacaklar mı demiş. Salmayacaklar demiş. Ahiret de öyle demiş. Babanın damı dil. Orada Müslümanlık şart. Müslümanlığın en büyük alameti de namaz. Biz namazımızla Müslümanlığımızı tasdik ediyoruz aslında. Yani Müslüman olduğumuzu belirliyoruz. Ben Müslümanım, bu benim ibadetim. Ben Müslümanım, bu benim ibadetim. Eski alimler yazmışlar ki 5 şey yapmayan 5 şeyden mahrum kalır. Allah korusun. Bak, 5 şey yapmayan 5 şeyden mahrum kalır. Ne o? Birincisi, malın zekatını vermeyen malın hayrını göremez. Allah Teala demiş, malın 1/40'ını ver zengin olduğun zaman. Çok dil bu ha. Bak, zengin olduğun zaman diyor, ancak 1/40'ını ver diyor. Bir kişi bunu yapmazsa malın hayrını göremez. 2. Uşrunu vermeyenin tarlasında, kazancında bereket kalmaz. Uşru, şimdi korkuyorum sorma. Bir gün bayram namazında bizim köyde dedim, abdestli olmayan bayram namazından önce abdest alsın. Herkes, cemaatin yarısından fazlası birbirine bakmaya başladı. Şimdi onlar abdesti geceden bir yıkanacaksın, sabah geleceksin namaza zannediyor bazıları. Öyle dil işte. Uşur denilen bir ibadet de var. Bunu da burada açmış olalım. Şimdi biz hepimiz çiftçiyiz, köylüyüz. Kendimize göre bir ticaretimiz var. Kitaplarda buyurulmuş ki, satma niyetiyle toprağa ekilen bir mahsul varsa veya dikilmiş ağaç bir şey varsa, vakti gelince yani meyveler olduğu zaman bunların 1/10'ını fakire vermek lazım. Eğer sulama gibi ayrıyetten ihtiyaçlanan yağmur suyuyla kalmadıysa, mesela domateslerini yapıyoruz, örtüyoruz üstünü çünkü şimdi yağmur suları zararlı artık. Biz kendimiz suluyoruz, gayret gösteriyoruz. Satma niyetiyle ekildiyse, bak evine kompot yapma, evine yemeğe falan ektiyse ama başka. Satma niyetiyle ekildiyse 1/10. Çok gayretle sulanma mulanma çok masraf gittiyse 1/20'nin verilmesi lazım toprak mahsulünün fakirlere. Bu verilmeyince ne diyor? Tarlanın kazancı bereket olmaz. Şimdi tarladakiler ne için ağlanıyor? Bize çok ödemediler. Onu yapma. Siz kaçınız verdiniz bu uşurunuzu? Bütün millet uşuru vermiyor. Bir de diyorlar mesela, zekat vermezse bir kişi zengin olup da mesela. Zekat vermezse o vermediği parada kul hakkı olduğu için, o çünkü fakirin hakkı oluyor, o mal haram oluyor. Ben sonra çocuğuma haram mal yedirmiyorum. Ha, zekatını verme de bakalım ahirette yediriyor musun, yedirmiyor musun? Bunları bilelim. Bak, bunlar maalesef unutulmuş şeyler. Ama bunlar dinimizin emirleri. Öyle bir papaz varmış, kendini uyanık yapmış. Bir gün bisikletle giderken polis durdurmuş ona. Ver bakalım ehliyeti demiş. Pardon, motosikletle giderken polis durdurmuş. Ver bakalım ehliyetini demiş. Şimdi papaz uyanık yapıyor. Biz de uyanık yapıyoruz ya kendimiz. Hani vermesek de olur veya gibisinden zannediyoruz. Papaz demiş ki, benim cebimde İncil var demiş. Sağ omuzumda İsa, sol omuzumda melek var demiş. Polis demesin mi? Aa, demek hem ehliyetsizsin hem 3 kişi bindiniz bir motosiklete. Ceza demiş. Ha. Uyanık yapmamaya bakalım kendimizi. Çünkü Beni İsrail vaktinde kendini uyanık yapma denedi. Allah Teala onlara cumartesi günü işlemeyin dedi. Hiç iş yapmayın, ibadete verin kendinizi dedi Allah Teala Beni İsrail'e. Ne yaptılar biliyor musunuz? Cumartesi günü çok balık görüyorlardı oradaki denizde. Ama diğer günlerde balık yok. Onlar da deniz kıyısında yaşayan bir şehirde. Ne yapmışlar? Güya Allah Teala'yı dinleyecekler ama uyanık yapacaklar kendilerini. Cumartesi sözde işlemeyecekler. Cuma günü oltalarını atmışlar. Bütün balıklar toplanmış cumartesi günü oltalara. Pazar günü de çıkarmışlar. Ne oldu? Biz işlemedik cumartesi günü. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor, biz onları alçak maymunlara çevirdik. Ya
Allah Teala hemen cezalarını vermiş. Çünkü Allah'ı aldatabileceklerini zannetmişler. Biz Allah Teala'yı aldatamayacağız. Biz bir şey, bir emir yapmazsak en azından bilelim ki bir haram işlediğimizi bilelim. Yoksa harama haram dil dersek, bu helal dil dersek maazallah iman tehlikede. En azından yaptığımızın günah olduğunu bilelim, pişman olalım. O şeyi yaparken gönül rahatlığı olmasın, içimizde sızı olsun. Hani Rabbimize karşı bir kusur işliyoruz. Ondan sonra sadaka vermeyenin vücudunda sıhhat kalmaz. Ben çok hastayım, doktordan doktora gidiyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Ama fakiri görünce cep başlıyoruz yoklama, bende de para yok diyoruz mesela. Sadaka vermeyenin vücudu ne olmaz diyor, vücudunda sıhhat kalmaz. Ondan sonra dua etmeyen arzusuna kavuşamaz. Yani bir kişi dua etmezse arzusuna kavuşamayacak. Bu şey gibi, ben çatalı ağzıma götürmezsem doymayacağım. Doymayacağın elde çatalı götürmüyorsun, yemek girmiyor ağzından. Dua da onun gibi bir şey. İsteyeceğin Allah Teala verecek. Ve namaz vakti gelince, bakın ağır dedim ya, bunlar ağır aslında. Kılmak istemeyen derse ki aman boşver, namaz ne lazım bana? Son nefeste kelime-i şehadet getiremez. Bana ne, bana lazım dil namaz, bir kişi derse iman tehlikede, bakın ha. Ama haram olduğunu bilir. Mesela haram olduğunu bilir. Gafillikten dolayı günah olduğunu bile bile yapmaz. En azından tövbe etsin. Ama altını çizelim. Tövbenin kabul olması için günahına göre tövbesini yapmamız lazım. Mesela Allah'la senin aranda domuz yeme, içki içme vardır. Tövbe edersin, pişman olursun. Ama namaz kılmama, oruç tutmama, zekat vermeme gibi şeyleri yapmazsın. Onların kazasını yapmadıkça mesela tövben olmaz. Kul hakkını konuşmayacağım. Ona girirsek o ayrı bir sohbet lazım olsun. Çünkü orada kul hakkını helal etmedikçe Allah Teala da affetmeyeceğim diyor. Bu daha ağır artık. Bak diğer ibadetlerde gene Allah'la senin aranda. Allah Teala ya tövbe ettiğin zaman Allah Teala affeder. Ama kul hakkına girdiysen o iş başka. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki Allah Teala her gün 5 vakit namaz kılmayı farz etti. Kıymet vererek ve şartlarına uyarak her gün 5 vakit namaz kılanı cennete sokacağım. Allah Teala böyle yapacağına söz verdi diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bak Allah Teala ne demiş? 5 vakti kılsın benim müminlerim. Ben cennete sokacağım onları. Ahirette ilk soru bize abdestten olacak. Siz düşünün, abdestten sonra zaten namaz geliyor. Ona göre ahiret sorularını hazırlayalım kendimizi. Şimdi bu şey meselesi gibi de olmasın. Şimdi adamın biri hastaymış. Ben geçen anlattım, ama hastaysanız bazı özürler, bazı durumlar olur, bazı ibadetlerde. Adamın biri hastaymış. Sormuşlar kaç gün oruç tuttun? Bir gün demiş. Yanındaki arkadaşı da Bektaşi sağlam. Ona sormuşlar sen kaç tuttun? O benden bir gün fazla tuttu demiş. Sen hiç tutmamışsın demek. Adam hastayken bir gün tutmuş. Sen hiç tutmamışsın. Bir gün fazla tuttu ne demek? Ha, biz böyle ibadeti tam yerli yerince yapmamız lazım. Kazalarımızı bırakmamamız lazım. Çünkü bunlar bizim emirlerimiz. Bizim, bize karşı Allah Teala bizi sevdiği için bu emirleri vermiş. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki namazı özürsüz kılmayan kimse, yani namazı bile bile bir kişi kılmazsa, yani namazın farz olduğunu duymuş adam. Namazı kılmıyor, bile bile kılmıyor. Vakit gelmiş, adam namazı da biliyor, niyazı da biliyor. Yani duymuş namazı, namaz diye bir ibadeti öğrenmiş. Duymuş namaz diye bir ibadetin farz olduğunu. Çünkü duymayana başka. Bugün de duymayan da yok tabii artık. Her şey var. Herkes biliyor namazın farz olduğunu. Namazı bile bile kılmazsa bir kimse, terk ederse Allah Teala 15 sıkıntı verir. Bunların 6'sı dünyada, 3'ü ölüm zamanında, 3'ü kabirde, 3'ü kabirden kalkarken. Şimdi bunları okumadan önce tabii altını çizelim. Namazdan sevap alabilmemiz için biz geçen ne dedik? Namazın doğru olması lazım dedik, değil mi?
Yani namazı ilk önce doğru kılacağız. Şimdi bir gün biri gelmiş böyle, orada da imam çok hızlı teravih kıldırıyormuş. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber dedim ya, Türkiye'de biri vardı 7 dakikada koca teravihi kıldırmış. Ben 7 dakikada öğleni kılamıyorum, adam koca 33 rekat kıldırmış yatsısıyla beraber. O 7 dakikada benim aklım almıyor ne yapmışlar. Neyse, onlar da çok hızlı kılıyorlarmış. Biri de geç kalmış da bir gelmiş sormuş oradakisine, ben demiş şimdi başlasam size yetişebilir miyim demiş. Orada arkadaki birine. O arkadaki de demiş ki ben şimdi yetişemiyorum imama demiş. Sen nerede yetişeceksin bana demiş. Ha, namazı tabii doğru kılmamız lazım bu sevapları alabilmemiz için. Namazı hiç kılmayanı konuşuyoruz şu an bak. Hiç kılmayan adam terk ederse namazı. Hani en azından namaz kılın. Allah Teala iyisiyle kusuruyla gene affedecek. Hepten de göz çıkaracak kadar da kötü kılmayın diyorum ama. Altını çiziyorum. Diyor ki dünyada olan namaz kılmayana dünyada yapılacak 6 azap. Birincisi, namaz kılmayanın ömründe bereket olmaz. Bu bereket meselesini ben ta ilk akşam burada sohbette açmıştım. Yine açalım. Et tekrarlı ahsen ve levkeni 180. Tekrarlamak güzeldir 180 kere de olsa. Bereket ne demek? Benim cebimde 1000 leva var. Benim hanemde 10 kişi var. O 1000 leva 10 kişiye yetmiyor mesela. Ahmet'in farz-ı misal, Ahmet'in cebinde 500 leva var. Bak bende 1000 leva var. Hanede 10 kişiyiz. Geçinemiyoruz. Ahmet'te 500 leva var. Ama hanesinde 20 kişiler. Maşallah diyeceğiz. O nasıl hale? O 500 levayla rahatla geçiniyorlar. Şimdi bereketli olan ben miyim, Ahmet mi? Ahmet. Az olduğu halde çok kişi geçinebiliyor. Bereket bu bak. Bereket çok mal olması demektir. Bereket o malın yetmesi demek. Geçinebilmen demek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela kimseyi daraltmazmış. Her geliyorlarmış böyle su taslarıyla. Ya Resulallah parmağınla dokun bizim suya, bereketlenelim diyorlarmış mesela. Yaz, kış, soğuk demeden Peygamberimiz dokunuyormuş onları daraltmasın diye. Yemeğe oturuyorlarmış. Mesela Uhud savaşı olsun, Bedir savaşı olsun, onun dışında, savaşlar dışında çok nakledilen mucizeler var Peygamberimizden. Az bir tastan oturuyorlar, bütün millet yiyor ondan, bitmiyor tastakisi. Herkes doyuyor, yiyor, yiyor, doyuyor. Şimdi mevlütlerde de öyle değil miydi? Porsiyonlar ortak kan mesela. Koronaya iyi gelmeden önce, korona diye bir şey duymadığımız zaman bir tavadan yiyorduk. Mesela ortak yerden. Ve kalıyordu, bitiremiyorduk. Ve doyuyorduk. Şimdi yani aynı bereket var mı yalnız yerken? Yok. Doymuyoruz. Yağmur duası oluyor. O yağmur duasını aşı kadar tatlı bir aş evde yapabilir misiniz? İmkan yok. Hani oradaki ekmeğin tadı bile başka ya. Ben öyle ekmek hani bir yerde yiyemezsin. Bunlar işte bu bak bereket bu. Altını çizerek söylüyorum. Ve diyor ki namaz kılmayanın ömründe bereket olmaz. Demek ki namaz kılmazsa bir kişi bu bereketi elinden kaçırıyor. İki, Allah Teala'nın sevdiği kimselerin güzelliği, sevimliliği kendisinde kalmaz. Şimdi gençlere gelsin burada. Vay ben saçımı yapayım, vay şuramı düzeyim, vay şöyle elbise giyeyim, bunu yapayım. Diyor ki Allah Teala'nın sevdiği kimsenin, yani evliya zatların güzelliği, sevimliği onların yüzünde kalmaz. Yani Allah Teala'nın sevdiği kullar evliya zatlardır. Onlarda bir hoşluk, bir bereket vardır yüzlerinde. Ve diyor ki namaz kılmazsa bu kişide öyle surat olmaz. Edeceğiniz neden evliyala benzetilme var? Kur'an-ı Kerim'de her Müslüman Allah Teala evliya diyor, dostum diyor. Evliya dost demek bu arada. Yakın kişi demek. Allah Teala bütün Müslümanlara evliya diyor. Hüseyin Efendi sormuş Abdülhakim Arvas Hazretlerine. Demiş ki evliyaları biz nasıl bileceğiz? Hangisini demiş? İki türlü var demiş. Hususi bir de umumi. Umumi bütün Müslümanlar evliya demiş. Allah Teala'nın dostları. Allah Teala'nın yakınları demiş. Ama hususi o kitaplarda okuduğumuz hani özel evliyalar. Artık o Allah Teala'nın rızasını kazanmış, o başka.
Ve diyor ki burada Allah Teala sevdiği kimselerin güzelliği onun yüzünde kalmaz. 3. Hiçbir iyiliğine sevap verilmez. Haydi bakalım. Duruma sadaka ver. Duruma sadaka ver. Sen namaz kılmıyorsun. 4. Duaları kabul olmaz. 5. Onu sevmezler. 6. Müslümanların iyi duaları da buna fayda vermez. Bu dünyadaki sıkıntılar. Şimdi ölürken çekeceği azaplar. Diyor ki zelil, kötü, çirkin can verir namaz kılmayan kişi. Aç olarak ölür ve susuz olarak ölür. Yani çok su içse bile o susuzluk acısı verir. Bu namaz kılmayanlar için bak. Ama düşünün şimdi ölüm anı gelmiş. Biz namazımızda, niyazımızdayız mesela. Dikkat ediyoruz. Harama, helale elimizden geldiği kadar dikkat ediyoruz. Hata işlesek bile tövbe ediyoruz. Bak insan hata işleyebilir. Bak gerçekten insan hata işleyebilir. Ama o hatadan dönmek önemli. Rücu etmek önemli. E düşünün şimdi böyle bir hayat yaşamışık. Allah Teala'nın rızasını kazanmışık. Ölüm anında düşünün melekler diyorlar hoş geldin ya mümin diyorlar. Esselamu aleyküm ya mümin diyorlar mesela. Peygamberin ahirette Kevser havuzundan içiyorsun. Bunu istemez miyiz? Biz susuzluk o zaman çekmeyeceğiz ki. Açlık o zaman çekmeyeceğiz ki. Ama bak ibadetler çok önemli. Ben sadece namazı konuşuyorum. Gerisini siz düşünün. Allah Teala ile aramızı yapmamız lazım. Şimdi ölürken çekeceği azaplar bunlardı. Kabirde çekecekleri de var. Neymiş o? Kabri onu sıkar, kemikleri birbirine geçer. Kabri ateşle doldurulur, gece gündüz onu yakar. Allah Teala kabrine çok büyük bir yılan gönderip her namaz vakti o yılan onu sokar. Bir de kıyamette çekeceği azaplar var. Bunların hepsine öyle veya böyle dünyada belki insan katlanır. Ama bu kıyamet gününde ahirette çekeceği azaplar daha kötü. Ne onlar? Cehenneme sürükleyen azap melekleri yanından ayrılmaz. Allah Teala onu kızgın olarak karşılar. O da çok ayıp. Yani dünyadayken Rabbimize ibadet etmek için yaratılmışık. İbadet etmeden gidiyoruz. Allah Teala bizi kızgın karşılayacak. Allah Teala'ya karşı ayıp etmiş olacağız. Allah Teala'nın bir kişiyi kızgın karşılaması ne demek? Düşünmemiz lazım. 3. Hesabı çok çetin olup cehenneme atılır. Yani soracak, ne dedik az önce? İlk şey abdestten sorulacak. Nasreddin Hoca meselesi gibi. Adam namazlarını, borçlarını yapmazsa Allah'a karşı, harama helale dikkat etmezse insana karşı edebi olacak mı o kişinin? İnsana karşı kurallara uyacak mı o kişi? Uymayacak. Allah Teala karşı borçlarını ödememiş. İnsana ne zaman ödeyecek? Ha, bu haseple bizim namazları kılmamız lazım. Şimdi namazın günah, kılmamanın günahı ne kadar büyükse kılmanın sevabı da tam tersi olarak o kadar büyüktür. Namazın fazileti o kadar büyüktür. Bütün peygamberlerin son nefesteki vasiyeti namazdı. Namaz en önemlisi. İnşallah yarın akşam gene buradayız. Namaz meselesini bitirdik inşallah. Yani geçen yanlış kılmayı konuştuk. Bugün hiç kılmamayı konuştuk. Yarın namaz dışında başka bir şey konuşacağız inşallah. Yarın inşallah Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem dış görünüşünü konuşacağız. Nasıl biriymiş? Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma'as salavat. Allahu aleyhi ve sellem.